TRT1 ekranlarında kıymetli Ramazan ayında Müslümanlığın temel kitabı Kur'an'la daha da yakınlaşacak, Kur'an okuyarak, Kur'an dinleyerek birbirimizle daha da kenetleneceğiz. Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında jüri üyeliği yapacak iki değerli isim Halil Necipoğlu ve Osman Egin'le çok içten söyleşiler gerçekleştirdik. Sesine güvenen, Kur'an-ı Kerim'i güzel ve usulünce okuduğuna inanan yarışmacıların arasından Kur'an-ı Kerim'i en güzel okuyan kişiyi belirleyecek jürinin iki özel üyesi Halil Necipoğlu ve Osman Egin'i yakından tanıyoruz. Yaklaşık 30 senedir Diyanet İşleri Başkanlığı'nın eğitim merkezlerinde İmam Hatip arkadaşlarımıza ve Kur'an kursu öğretmenlerimize Kur'an-ı Kerim öğretmenliği yapmaktayım. Ayrıca TRT Diyanet Televizyonu'nda ekranlarınıza gelen Kur'an Öğreniyorum adlı programı hem hazırlıyorum hem de sunuyorum. Şu an itibariyle İstanbul Haseki Abdurrahman Gürses Eğitim Merkezi'nde hem idarecilik hem de Kur'an-ı Kerim öğretmenliği yapmaktayım. Henüz kendimi bildiğim andan itibaren tanıştığım Kur'an, ezan, cami, cami gölgesi, ruhuma nüfuz eden bu hasletler, bendenizin Allah'ın işinde istihdam edilmek gibi bir nasibiyle karşılaşması, buna ait olarak yurt içinde, uluslararası ölçekte ürettiğimiz birçok faaliyetler vesaire, dolayısıyla kalan ömrümü de bu biçimde inşallah harcamayı yahut ihya etmeyi böylece düşünen, gönlü büyük muhabbetlerle dolu herkese, her şeye, bütün varlığa bir fakir, bir hafız inşallah kardeşiniz, o kadar. Halil Bey, Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasının amacı nedir? Ömrümüzün kıymeti vaktimizdir. Vaktimizin kıymeti gönlümüzdür. Gönlümüzü ihya edersek kıymetimiz artar. Gönlümüzü ihya etmenin en doğru yolu ise tefekkürdür, tezekkürdür, Kur'an'la buluşmaktır, Kur'an'la irtibatı güçlü kılmaktır. Bu yarışmadan bizim maksadımız, nihai hedefimiz ve gayemiz gönlümüzü ihya etmektir. Dolayısıyla gönül kapımızı çalan mübarek Ramazan-ı Şerif'in her anını, her saniyesini tabiri caizse gönlümüzü ihya ile inşallah donatmaktır. Biz Kur'an'la kendimizi daha iyi ifade edebileceğimizi düşünüyoruz. Bu çok kıymetli zaman diliminde. Bu yarışmanın daha önce jüri üyeliği yaptığınız yarışmalardan en belirgin farkları nelerdir? Ülkemizde yapılan ulusal yarışmalarda ve uluslararası yarışmalarda jüri olarak bulundum. Bu yarışmalarda daha çok okuma tekniği ön planda tutularak yarışmalar yapıyorduk. Ve daha çok resmi formatta icralar yapılıyordu. TRT'nin yapacağı Kur'an-ı Kerim yarışmasında ise Kur'an-ı Kerim'e gönlük, Kur'an-ı Kerim'de bir şekliyle kendini Kur'an'a ait hisseden herkesin katılabileceği bir yarışma. Resmi kurallardan ziyade kaidelerin ön planda tutulduğu bir yarışmadan ziyade insanın merakını, gönlünü kendisini verebileceği bir formatta icra edilecek olması. TRT'mizin Ramazan-ı Şerif'in bana kalırsa çok manevi atmosferini yaşatacak biçimde dizayn ettiği programda yer almak ve çok sayıda sineye, çok sayıda ruha, kalbe ulaşmak bu vesileyle, özellikle Ramazan-ı Şerif'in güzelliklerini yaşayarak ve yaşatarak inşallah, arz ettiğim gibi çok büyük bir sevinç kaynağı oldu bendeniz için ve bunun çok ciddi faydaları olacağı kanaatindeyim. Her eve, dolayısıyla her kalbe, her ruha
Bu vesileyle nüfuz edeceğimize inanıyorum. Osman Bey, yarışmada değerlendirme yaparken kriterleriniz ne olacak? Kur'an-ı Kerim tilavetinde dikkat edeceğimiz kriterler, öncelikle Kur'an-ı Kerim tilavetinin genel kaideleri var, o kaidelere riayet etmek. Sonra Kur'an-ı Kerim'i icra ederken, tilavet ederken sesini musikinin genel kurallarına uygun bir şekilde icra edebilmeyi bilmek. Sonra da ses rengi, yani sesinin rengi Kur'an-ı Kerim'in metniyle ne kadar bütünleşiyor, Kur'an-ı Kerim ne kadar ağzına yakışıyor, bunları göz önünde bulunduracağız. Arkadan baktığımızda bir de geride duruyoruz. Yani çok önemli. Bu yarışma izleyicilere neler vaat ediyor? Muazzam bir estetik, sanatsal yapı görecekler. Yani Kur'an tilavetinde bizim musikimizin nüanslarını ama bir detayı hatırlatarak söylemek istiyorum. Tilavet esnasında musiki Kur'an tilavetinin yanında kalacak, önünde olmayacak. Çünkü malum çok sayıda kurallar manzumesi var Kur'an icrasında. Ama sanatın özellikle kadim medeniyetimizden gelen musiki bölümünün bütün estetik harikası, nüanslarını inşallah görecekler. Öyle hissediyorum doğrusu. Ramazan-ı Şerif'in de o muazzam, o muhteşem ambiyansı içinde Kur'an'la bir Ramazan geçirmenin keyfini, şerefini, izzetini tadacaklardır. Bana kalırsa çok kıymetli, çok zarif bir fırsat. Kur'an-ı Kerim'i okumak hiçbir insanın, hiçbir Müslümanın tek elinde değildir. Ben Kur'an okumak istiyorum diyen her Müslüman Kur'an okuyabilir, Kur'an okumalıdır ve Kur'an okumak onun hakkıdır. Kur'an öyle bir kitap ki okuması sevap, okutması sevap, dinlemesi sevap, anlaması sevap, anlatması sevap. Yani Kur'an'la ilgili olan herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı, alacağı bir sofra bu sofra, bir yarışma bu yarışma. Dolayısıyla katılan, izleyen, jüride bulunan, orada izleyen, kısacası bu sofranın, bu yarışmanın herhangi bir diliminde, herhangi bir adımında, herhangi bir şekilde bulunan herkes bu sofradan nasipdar olacak, hissedar olacak. Yazın yazıyorum. Halil Bey, izleyicilerimize veda etmeden önce söylemek istedikleriniz olacak mı? Ruhun semalarına yükselmek, kalbin ta diplerine nüfuz etmek için o çok kıymetli zaman dilimi, mübarek Ramazan-ı Şerif'in her anını hissederek oradan hissemize düşenleri almak üzere çok kıymetli TRT'mizde buluşmayı teklif ediyorum. 7'den 70'e herkese. Osman Bey, sizin de izleyicilerimize son olarak söylemek istedikleriniz var mı? Kur'an gönüllüleri Kur'an ayında, Kur'an sofrasında TRT'de buluşuyor. Bu sofradan nasibini almak isteyenler Kur'an ayında, Kur'an sofrasında TRT'de buluşalım diye teklif ediyorum. Ben neden bu sofradayım? Çünkü ben de Kur'an'dan nasibimi arıyorum. Nasibini arayanları, Kur'an'dan nasibini arayanları TRT ekranlarında Kur'an sofrasında buluşalım diyorum. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması Kur'an ayı Ramazan boyunca TRT 1'de. Varacağımız yeri öğrenmiş. O mağarada neler oldu? Yüreklerindeki inançla Ertuğrul Bey ve alpleri düşmanlarına dünyayı dar edecek bir mücadelenin içerisinde. Diriliş Ertuğrul yeni bölümüyle bu akşam saat 19.45'te TRT 1'de. Basilius'un kellesini imparatora yollamayı da iyi biliriz.